Sevgili evvelce YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 8. tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz ee, şiirimizi okumayla başlayalım. Bir akıllı çiftçi varmış. Hem de pek de ihtiyarmış. Bir gün çiftçi hastalanır, çocuklarını çağırır. Der ki artık yavrularım, öleceğim ihtiyarım. Bunu iyi dinlerseniz kalmazsınız öyle işsiz. Bahçede bir hazine var. Kazarsanız altın çıkar. Üç gün sonra çiftçi ölür. Bir ağaç daha gömdür. Çocuklara koşarak bahçedeki taşı toprak. Yapar gibi çalışırlar. Ne altın var ne mangır var. Fakat ne maksat ne bilinir ki çalışma hazinedir. Çiftçi bunu demek ister. Haydan gelen huya gider. İbrahim Alaaddin Gövsan'ın Anne Sevgisi adlı şiir kitabından alınan arkadaşlar bir şiir okuduk. 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği nedir? Onlara çalışmanın önemini anlatır. Metinde çalışmak neye benzetilmiştir, niçin? Define aramaya benzetilmiştir. Çünkü çalışmak başlı başına bir hazinedir. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınıza çalışmakla ilgili nasıl bir ders vermeyi düşünürdünüz? Ben de benzer bir ders vermeyi düşünürdüm ama onlara daha fazla hırslandırmak için Defne'nin çok büyük olduğunu defalarca söylerdim. Bu metni siz yazsaydınız başlığı ne olurdu? Çalışma kazinedir olurdu. Evet arkadaşlar, şimdi doğru yanlışlara geçelim. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Yazım ve notlama kurallarının doğru uygulandığı cümlelerin başına D, yanlış uygulandığı cümlelerin başına Y yazınız. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Doğru. İnsanın hedeflerine ulaşabilmesi için sabır gerekir. Ulaşabilmesi, bitişik yazılması gerekiyor. Yanlış. Şimdi Mayıs, Haziran aylarında oralardan bir geçseniz doğru. Alışverişte ön bilgi ve davranış para kadar önemlidir. Arkadaşlar burada alışveriş, bitişik yazılması gerekiyor. Yalnız, yiyen, felaket yönünde yalnızdır. Arkadaşlar yalnız değil, Yalnız yani önce sonra neye gelecek? Aşağıdaki numaralarla verilen metinleri, Harflere verilen metin türleriyle eşleştiriniz. Arkadaşlar sol tarafta metinler var. Sağ tarafta da e, işaretlenmesi gereken yerler var. Yani şu şekilde işareteceksiniz. Biçer ikini sürer harmanı şeklinde başlayan ç. Koko denilen icat e, b yani anı. Bir saat sonra ılgaz daha göründü. E, bu 3 c arkadaşlar gezi yazısı. Şerif ile başlayan bölüm ise arkadaşlar d evet tiyatro. Sevgili Nihal ile başlayan bölüm ise arkadaşlar e, burada A mektup şeklinde olacak. Yani 1C, 2B, 3C, e, 4D, 5A şeklinde işaretlenmesi gerekiyor. Arkadaşlar burada da test soruları var. Test sorularına bakalım. Küçük alan beni daha iyi anlar cümlesinden zorunlu olarak aşağıdaki alanlar hangisi çıkar? Büyük alan da vardı çıkar. Yukarıdaki kelime ve kelime grupları kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında sondan ikinci kelime ya da kelime grubu aşağıdakilerden hangisi olur? B arkadaşlar 4 yani tesadüfen değil doğru cevap. Yukarıdaki parçanın hangisi söz sanatı yoktur? La Fontaine'ın balıkçısı gibi bir martiz o kibirle Karabatağ'a barbunya dururken ister ve tam sinirim dedi. Konuşturma dedi. Kişileştirme barbunyanın konuşması veya Martı'nın konuşması. Benzetme yine var gibi arkadaşlar. Bakın balıkçısı gibi. Burada benzetme de var. Karşılıklık yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zamir kullanılmıştır? Ee, şunu kapıya koyuver. Onu da bunlar. Arkadaşlar burada işaret zamirleri kullanılmıştır. Burada ise kişi zamiri kullanılmıştır. Yani A, B, D'de işaret zamiri. C'de ise kişi zamiri kullanılmıştır. Bu parçanın konusu aşağı, aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçanın konusu arkadaşlar e, tüketici haklarıdır. Tüketici haklarını işaretlememiz gerekiyor. Evvelcevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. evvelcevap.com web sitemizin artık bir Android uygulaması var. Bu Android uygulamayı indirerek ödevlerinizi çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvelcevap ailesinden saygılar, selamlar.